3 gün yoktum. Eskişehir'deydim. Bir arkadaş ev tutuyorduk. Onunla uğraştık. Neden üç gün sürdü böyle basit bir şey derseniz çok saçma. Benden kaynaklı değildi ama maalesef o sürede bir şey paylaşamadım. Şu sıralar üzgündüm. Bayağıdır Mehdi çıkmıyordu ortaya. Çünkü bilirsiniz özellikle bu tarz şeyleri takip ediyorsanız senede yine 8-9 tane Mehdi'miz çıkardı bu topraklardan. Bazılarını ihraç falan da edebiliyorduk hatta. Türkiye tabii ki Arap ülkeleri gibi değil ama yine de Mehdi ihracatında önemli bir yere sahiptir. Necati Şaşmaz'ı biliyorsunuz Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar. Onun hakkında bazıları bilmiyor bu olayı ama kendisi Kadili tarikatının başının oğlu diye hatırlıyorum. Kendisi bayağı önemli bir konuda. Mirasta kalıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Benden daha iyi bilenler bunu detaylandırabilir. Bir akrabasıyla olan konuşmasının ses kaydı alınıyor. Kendisini Mehdi olarak tanıtıyor. Ki o kadar da şaşırmadım bu arada buna. Çünkü daha öncesinde de söylüyordu zaten. Hatta eşiyle boşanmıştı. Boşanma aşamasında sunulan bilgilerden biri de buydu. Bu kendini Mehdi sanıyor diyor karısı. Çocuğunu bu tarikatlardan uzaklaştırmak için çabalıyor. Ama mahkememiz. Tabii ki bu tarz şeylere izin verecek. O çocuk tarikatta büyümeyecek de ne yapacak? Uzun bir konuşma olduğu için konuşmanın sadece bir kısmını anlatacağım size. Necati diyor ki böyle şeyleri hanıma anlattığım günün sabahı Mahir aradı. Enteresan bir rüya gördüm. Söylemek istedim dedi. Sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir yerdesin. Miraç gibi bir yerdesin. Ama bir sen oluyorsun bir peygamber efendimiz oluyor dedi. Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum bir ben oluyorum oluyorum. o oluyorum, bir o oluyorum. Ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim. Havacı, asker kıyafeti, yüzbaşı. Hayırdır dedim. Ben hiç rüya görmem. Görsem de hatırlamam. Peygamber efendimizi gördüm ve sakallı makallı her şeyde sendin dedi. Sonra İrfan T. Herkes bir şey düşünüyor. Cesur olup söylemesine gerek var mı? Yok. Ben düşündüğüm şeyi mesela anıma anlatmam. Zaten faydası da olmaz ama babaya sorman çok farklı bir şey. Şaşmaz. Gerekirse Hazreti İsmail gibi teslim olurum. Al bıçağı derim. Ben buna inanıyorum. Ya da sen deccaysın de. Kes ya da de ki bunun yolunu göster. Bunu yapacağım. Yola çıktım çünkü. İrfan te Bu yola itildin mi? Şaşmaz. Gerçekten de öyle. İtildim. Ben maalesef seçildim. İrfan T. Bak burada çok önemli bir şey söylüyor. Psikolojik bir şey varsa o ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün. Haklısın İrfan. Şaşmaz. İcatlar yapıyorum. Bu icatlar dünya için önemli icatlar. Dünya için önemli icatlar değil mi? Bazı bilmeyenler için söyleyeyim. Kendisini Mehdi ilan eden insan sayısı çok çok fazla. Net bir bir sayı da yok bu arada. Araştırdıydım. Ama kendini Mehdi ilan etti diye arama yaparsanız. Şimdi yaparsanız Necati şaşmaz çıkar da. Genel olarak baktığınızda o kadar çok sayı var ki. Bunu bir de İngilizce aratın. Her dilde aratın ya. Her dilde var bunlar. Her ülkede var. Başta biraz goy goy yaptım da sadece bizim topraklara has bir olay da değil. Amerika'da çılgınlar gibi oluyor. Mesela bu konuda şey de çok meşhurdur. Kore. Güney Kore'de felaket sayıda tarikatlar ve mehdiler vardır. Bu işin pazarı çok büyük çünkü. Tabi bu konuda bizim Türkler yine üzgün yine mağdur yine mağrur gidiyorsun Birleşik Arap Emirliklerine biraz güçlü desteklerle kendini Mehdi ilan ediyorsun altına Lamborghini çekiyorlar Rolls Roll müydü Roll Royce müydü ondan çekiyorlar biz daha önce Mercedes para yok o kadar maalesef o kadar çok o kadar çeşitli yerlerden sömürüyorlar ki bize para kalmıyor maalesef Mehdi'lere üzülüyorum bu konuda bak evet coğrafya kaderdir bir insan kendini niye Mehdi ilan eder biraz da ego ile alakalı bu olay hatta direkt olarak ego ile alakalı bir olay diyebilirim ben buna en azından ben böyle düşünüyorum. Çünkü ünlüler içinde de çok fazladır bu olay. Alkışlanırsın, hayranların seni iyice yüceltir. Bu da ister istemez kendini olduğundan çok daha büyük biri olarak görmeni sağlar. Özelsindir artık ya, pırlantasındır sen. O sırada işte ben büyük bir sanatçıyım, ben ünlü bir kişiyim demek yetmiyor. Daha da büyüğünü arzulamaya başlıyorlar. İşin içine dinsel ilişkiler girdiğinde de ulaşılabilecek en yüksek seviye olarak kendilerini Mehdi ilan ediyorlar. Dediğim gibi bu sadece bizim coğrafyaya has bir olay değil. Ki buradaki sıkıntı... Sıkıntı aslında şu kişi kendini Mehdi ilan edebilir hepsin bana lan önemli olan bu kişilere sen Mehdi'sin diyenler bizim sıkıntımız genelde budur zaten kabul ediyor varını yoğunu ona harcayabiliyor ve biz bunu bir türlü aşamıyoruz İnsan olarak belki de 100 bin yıldır olan bir alışkanlıktan dolayı mıdır nedir bir şeyleri hep biz yüceltme peşindeyiz tek başımıza duramıyoruz bir şeyi yücelteceğiz ve onun peşinden gideceğiz o ne derse onu yapacağız artık kendimiz için değil onun çıkarları uğruna yaşamaya başlıyoruz burada başlıyor. Çünkü dediğim gibi sadece dinin içinde değil, ideolojilerin, şeylerin de üzerine bu kurulu. Fanlık hareketiyle benzer şekilde işler bu da. Aşmamız gerekiyor çünkü bunun devamı hep kötü şeylerle sonuçlanıyor. Es kaza bugün bir deliye denk geldin diyelim. Sonu katliamla sonuçlanır. Tek parmak hareketine bakar ya. Bunlar kötü demesi yeterdir onun için. Sonra görün kıyımı neler neler oluyor. Dünya tarihi dediğimiz şey bunlarla dolu. Hatta tarih direkt bunların üzerine yazılı lan. Bir yandan da işte kebap iş ama. Geçen biri beni Meht di ilan etmiş bak. Yorumlarda tabii ki goy goyunu ama ciddi alıp devam mı etsem ne yapsam? <laughs> Hemen başlangıçta çekiyor musunuz altımıza Mercedes'i yoksa belli bir süresi mi var bunun? Onu da bilmek gerekiyor. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.